أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili Kur'an dostları, geçtiğimiz derste 80. ayeti işleyerek orada kalmıştık. Şimdi Âl-i İmrân suresinin 81. ayetinden dersimize devam ediyoruz. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ Allah peygamberlerden taahhüt aldığı zaman. Burada tefsire muhtaç bir nokta var. O da bu taahhüt peygamberlerin bizzat kendilerinden mi alındı yoksa peygamberler aracılığıyla onların gönderildiği toplumlardan mı alındı? Eğer tefsirlere bakacak olursak, bu farklı farklı varyantları, farklı anlamları destekleyen ayrı ayrı rivayetleri açıkça görürüz. Biz yukarıdan itibaren konunun özellikle ehli kitap bağlamında geçtiğini hatırlarsak, burada da aslında alınan bu misakın, bu taahhüdün peygamberlerden değil, peygamberler aracılığıyla toplumlardan, daha doğrusu kitap ehlinden alındığı yorumuna ulaşırız. Allah neyin taahhüdünü almıştı? لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Size kitaptan ve hikmetten bir pay verdiğim zaman ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ve bunun ardından yine size sizin elinizdeki hakikati doğrulayan onu tasdik eden bir elçi de geldiği zaman لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ kesinlikle o elçiyi destekleyeceğinize ve ona iman edeceğinize ilişkin Allah peygamberlerden söz almıştı. Aslında zamirler de benim tercih ettiğim yorumu göstermekte. Allah peygamberlerden söz almıştı diye başlayan ayet size onların getirdiği hakikati destekleyen, onların getirdiği hakikati tasdik eden bir elçi gönderdiğinde diye devam ediyor. Size. İşte o sizin ehli kitap olduğunu, özelde Yahudiler, Medine Yahudileri olduğunu hemen anlıyoruz. Allah onlardan ahd almıştı, taahhüt almıştı. Söz almıştı kendilerine, kendi ellerindeki hakikatten geriye kalan vahyi destekleyen bir elçi geldiğinde ona iman edecekler ve onu destekleyeceklerdi. Ve yine Allah sordu, قال اَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ عَصْرِي İşte bu şarta dayalı ahdimi alıp kabul ettiniz mi? Kalu, onlar da cevap vermişlerdi. Akrarna, kabul ettik. Kale, yine demişti Allah. Feşhedu ve ene me'akum mineşşahidin. Şahit olun, tanık olun ki ben de sizinle beraber tanıklık yapacağım demişti. Burada tarihsel bir gerçek Kur'an lisanıyla farklı bir üsluba büründürülerek anlatılıyor. Bu üslup bir parça alegorik, bir parça mecazi, bir parça imalı bir üslup. Ama hepsinden öte burada açık bir hakikat göze çarpıyor.
O hakikatte insanlığın tüm destanı boyunca Allah'ın gönderdiği vahiy, Allah'ın gönderdiği mesaj tüm peygamberlerin ortak mesajıdır. Ve bu mesaj tüm peygamberler tarafından tasdik edilmiştir. Her yeni peygamber kendisinden önceki tüm mesajları ve tüm peygamberleri tasdik ederek, doğrulayarak, onaylayarak gelir toplumuna. Ki son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam da bu ilahi geleneği yerine getirerek kendisinden önceki tüm ilahi mesajları onayladı. Tüm peygamberleri doğruladı ve tasdik etti. İşte Resulullah'ın bu tavrına, bu ilahi sünnete uyan tavrına rağmen onun onayladığını bile bile Medine Yahudileri ona karşı çıktılar. Onu reddettiler. Ve onun getirdiği mesajı inkar ettiler. Kur'an bu inkarın temelindeki sosyopsikolojik hastalığı çözüyor. İşte dikkatlerimizi oraya çekiyor. Ve tarihte gerçekleşmiş bu sosyal nankörlüğün bugüne nasıl taşınabileceğinin de bize yöntemini gösteriyor. Aslında aynı nankörlük bugün de mümkün. Bugün de Kur'an'a karşı, Kur'an'ın mesajına karşı yapılıyor olabilir. Yani bugün Kur'an'a karşı ehli kitaplaşmış bir toplum var ve bu toplum Kur'an'ın indiği dönemde Kur'an'a karşı Yahudilerin gösterdiği tepkiyi bugün ehli kitaplaşmış adına Müslüman denilen bir toplum da Kur'an'a karşı gösteriyor. İlginç. Yani bir bakıma tarihin hastalığı tekerrür ediyor. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ İşte her kim bundan sonra yüz çevirirse, kabul ettikten sonra sırt dönerse ilahi mesaja فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ İşte onlar fasıklardır. Yoldan çıkanlardır. Ehli kitap bu sözleşmeye ihanet etmişti. Allah'ın aldığı bu ahde, Allah'la yaptıkları bu sözleşmeye ihanet etmişti. Çünkü Allah son gönderilen vahye, onların iman etmemesini alınan ilahi ahde ihanet olarak değerlendiriyor. Aynı şeyi bugüne de taşıyabiliriz. Ve Allah bu ümmetten de son mesaja uyacaklarına dair ahd almıştı. Misak almıştı. Taahhüt almıştı. Bugün de kendilerine emanet edilen ilahi mesaja sırt çeviren, o mesaja ihanet eden ve yine de buna rağmen ben Müslümanım diyenler varsa, onlara Kur'an'ın söylediği şu: siz tıpkı Müslüman İsrailoğullarının Yahudileştiği gibi Yahudileştiniz. Çünkü onlar da vahyi yeryüzüne taşıma göreviyle görevlendirilmiştiler ama bu göreve ihanet ettiler. Şimdi ise siz onların ihanetini takip ediyorsunuz. اَفَغَيْرَ د۪ينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yoksa onlara, yoksa onlar Allah'ın dininden
başka bir din mi arıyorlar? Allah'ın hayat nizamından başka bir hayat tarzı mı arıyorlar? İlahi çözümler dışında başka çözüm yöntemleri mi arıyorlar? وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Oysa ki bütün gökteki ve yerdeki her bir şey ona kayıtsız şartsız teslim olmuşken, yani göklerdeki ve yerdeki tüm varlıklar Allah'a kayıtsız şartsız boyun eğmişken, insan da bunu görüp dururken, insan Allah'ın önerdiği hayat tarzı dışında başka bir hayat tarzı, başka bir din mi arıyor kendisine? Tav'an ve kerhen, ister istemez göklerdeki ve yerdeki her bir şey ona boyun eğmişken, ve ileyhi yurca'un, ve en sonunda ona dönecekler. Yani eğer insan Allah'ın kendisi için seçip beğendiği hayat tarzını reddediyorsa, şunu iyi bilsin ki, bugün Allah'ın kendisine verdiği irade sayesinde reddettiği hayat tarzını, yarın reddedemeyeceği bir mekana, bir makama gidince, işte o zaman mecbur kalacak. O zaman ise imtihanı kaybetmiş olacak. Onun için bugün Allah'a, Allah'ın önerisine, teklifine reddetme imkanı var. İnsana irade verilmiş. Fakat reddettiğinde yarın cezasını reddetme imkanı yok. Bu ihanetin karşılığında verilecek cezayı insan reddedemeyecektir. İşte ayet ve ileyhi yurca'un. En sonunda ona döndürülecekler. En sonunda varıp duracakları son durak onun huzurudur demekle bu akıbeti hatırlatıyor. Ve diyor ki, kul, de ki, âmennâ billâhi ve mâ unzile aleynâ. Allah'a iman ettik biz. Bize indirilene de iman ettik. Ve mâ unzile alâ İbrahîme. İbrahim'e indirilene ve İsmail'e indirilene ve İshâk'a ve Yakûb'a vel esbâd. İshâk'a, Yakûb'a ve onun neslinden gelenlere indirilene de iman ettik. Ve mâ utiye Musa ve İsa ve nebiyyûne min Rabbihim. Yine Musa ve İsa'ya verilene ve Rableri katından peygamberlerin tümüne bahşedilenlere de iman ettik. La nufarriqu beyne ahadin minhum. Biz onlar arasından hiçbirini ayırt etmeyiz. Çünkü biz vahyin evrensel değerlerin bütünü olduğuna inanırız. Çünkü biz İslam deyince insanlığın değişmez değerlerini akla getiririz. Çünkü biz Allah'ın tüm çağlarda, tüm zamanlarda gönderdiği tüm mesajların özünün bir ve aynı olduğuna iman ederiz. Onun için de bir peygamberi inkar etmeyi tümünü inkar etmekle eşdeğerde, bir vahyi inkar etmeyi tümünü inkar etmekle eşdeğerde görürüz. Biz çelişkiye düşmeyiz. Biz inancımızda çelişkiye düşmeyiz. Ve nahnu lehu muslimun. Çünkü biz ona kayıtsız şartsız teslim olduk. Ona kayıtsız şartsız teslim olduktan sonra
şu gerçeği öğrendik. İslam tektir. İslam sadece Muhammed'in değil, Musa'nın, İsa'nın, İbrahim'in, Nuh'un, Lut'un, Yunus'un, İdris'in, Elyas, Elyasa, Zekeriya, Yahya ve diğer tüm peygamberlerin getirdiği mesajın ortak adıdır. Ve yine Allah'a teslim olduktan sonra şunu öğrendik. İslam zamanla, mekanla sınırlı değildir. Falan yerin İslam'ı yoktur. Falan yerin İslam'ı olmaz. Falanca ülkenin İslam'ı yoktur. Falanca toplumun kendine has İslam'ı yoktur. Falanca zaman diliminin kendine özgü İslam'ı yoktur. Çünkü İslam, insanlığın sınıfsız ve sınırsız, zamanlar ve zeminler üstü değişmez değerlerinin öbür adıdır. Biz Allah'a teslim olduktan sonra bunu öğrendik. Öğrendik ki, İslam kimsenin kendisine, yalnızca kendisine mal edemeyeceği evrensel bir değerdir. Öğrendik ki İslam hiçbir ırkın sadece benim diyemeyeceği kadar evrensel bir değerdir. Öğrendik ki hiçbir coğrafyanın, hiçbir toplumun, hiçbir çağın insanının İslam yalnızca bana indi diyemeyeceği evrensel bir değerdir. Bunu Allah'a kayıtsız şartsız teslim olduktan ve nahnu lehu muslimun dedikten sonra öğrendik. İşte Allah bunun için böyle dememizi emretti. Ve kul diye başladı ayeti. Böyle deyin. En sonunda biz Allah'a kayıtsız şartsız teslim olduk deyin dedi. İslam'ı kendisine, İslam'ı ırkına, İslam'ı soyuna, İslam'ı ülkesine, İslam'ı kendi uygarlığına mal eden herkes aslında İslam'ı temsil etmiyor. İslam'ı tarif etmiyor. İslam'ı mahkum etmek istiyor demektir. İslam'ı bir soya, bir ülkeye, bir boya, bir coğrafyaya mahkum etmek istiyor. İslam'ı babasının tapusuna geçirmek istiyor demektir. İslam buna izin vermeyecektir. Onun için de Türkiye Müslümanlığı, Arabistan Müslümanlığı, İran Müslümanlığı, Mısır Müslümanlığı gibi isimlendirmelerin ne kadar içi boş, ne kadar kof, ne kadar manipülatif ve ne kadar gülünç bir isimlendirme, gülünç bir teşebbüs olduğunu zaman bir kez daha gösterecektir. Çünkü bu ayet, işte bu ayet yalnız başına bu teşebbüslere karşı verilmiş ilahi bir cevaptır. Ve bu ayette söylenen şudur. İbrahim olsun, İsmail olsun, İshak olsun, Yakup olsun, onların torunları olsun, Musa olsun, İsa olsun ve diğer tüm peygamberler olsun. Aslında burada sayılan isimler, sanki birçok isimden örnek olarak birkaçı sayılmış gibidir. Gerisi ve nebiyyun adeta ve diğerleri demektir. Adını bilemediğimiz, bilemeyeceğimiz tüm peygamberler de içinde getirdikleri mesaj işte İslam'ın mesajıdır. Siz nasıl İslam'ı sadece bir coğrafyaya, sadece kendi ırkınıza mal edebilirsiniz. Kur'an İslam'ı Hazreti Muhammed'e bile mal etmiyor. Kur'an İslam'ı, İslam'ın coğrafyasını, İslam'ın kavimlerini sayarken İbrahim'den başlıyor. Unutmayın. 5000 yıl öteden başlıyor. Siz nasıl getirip de daha dün sayılabilecek tarih sahnesinde damgasını daha dün sayılabilecek yakın bir zaman diliminde vurmuş olan bir kavme
hasredebilirsiniz, mahkum edebilirsiniz. Bu kim olursa olsun. İslam, kendi bünyesine aldığı her toplumu kendisinden eder. İslam bir yerli olmaz. İslam gelir ve orayı kendisine katar. Anadolu İslam olur. İslam Anadolu'ya dönüşmez. Anadolu İslam'a dönüşür. Malezya İslam olur. İslam Malezyalı olmaz. Malezya İslamlı olur. İslam Endonezyalı olmaz. Endonezya İslam'a girmişse, Endonezya İslamlı olmuş olur. İslam Endonezyalı olmuş olmaz. Çünkü İslam teslimiyettir. İslam, kendi hayat tarzınızı bırakıp Allah'ın önerdiği hayat tarzına teslim olmaktır. İslam'ın adı budur. Teslim olmadan İslam olunmaz. O halde, eğer teslim olmamışsanız, siz Allah'a teslim olmamışsanız, kendinize başka bir isim beğenmeniz gerekecek. O isim İslam olmayacaktır. Çünkü İslam teslimiyettir. Ve bu manada bu ayet, hakikatin ölçüsünün coğrafya, zaman, uygarlık, ırk, soy, boy, yerlilik, yabancılık, eskilik, yenilik olmadığını, hakikatin ölçüsünün tek olduğunu, o da Allah olduğunu göstermektedir. İşte hakikate teslim olmak istiyorsa insan, bu ayetin verdiği mesaja göre Allah'a teslim olsun. Yoksa yerliyse iyidir, yabancıysa kötüdür. Ne kadar gülünç değil mi? Bizdense iyidir, bizden değilse kötüdür. Ne kadar kof değil mi? Ne kadar kaba ve bedevice. Bizden adam çıkar, çıkarsa bizden çıkar, başkasından çıkmaz diyen gülünçlere benziyor. Tersi de geçerli. Bizden adam çıkmaz, çıkarsa elden çıkar diyenler de aynı. Hayır. Adamın çıkma ölçüsü biz değiliz. Allah'tır. Hakikatin ölçüsü, hakikatin kaynağı olan Allah'tır. O koyar ölçü. Onun ölçüsüne göre geçer not alan, yeryüzünün tüm coğrafyalarında, tüm zaman ve zeminlerinde geçer not almış sayılır. Onun ölçüsüne göre sınıfta kalan, yeryüzünün tüm zamanlarında ve mekanlarında sınıfta kalmış sayılır. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Söylediğim sözleri, yaptığım tefsiri onaylayan bir ayet daha. Kim teslimiyet dışında kendisine Allah'a teslimiyetten başka bir din, bir hayat tarzı ararsa فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ O ondan kabul olunmayacaktır. Kesinlikle kabul edilmeyecektir. Evet. Bu kesin cevap. Allah'a teslimiyeti bırakıp da gerçeğin ve hakikatin ölçüsü olarak kendisini, toplumunu, ırkını, coğrafyasını, uygarlığını, soyunu, boyunu alan hiç kimsenin seçtiği bu hakikat ölçüsü Allah tarafından kabul edilmeyecektir. Reddedilecektir. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ahirette de o kesinlikle kaybedenlerden olacaktır. Kaybedenlerden olacaktır çünkü din hayat tarzıdır. Hakikatin ölçütü Allah'ın belirlediği ölçüttür. Ve İslam teslimiyettir. Siz İslam'a teslim olmayacağım, Allah'a teslim olmayacağım ama kendime Müslüman adını vereceğim diyorsanız, bu kafeinsiz kahve, yumurtasız omlet ya da turşu tatlısı gibi bir şey olsa gerek.
İnsan ister istemez tebessüm ediyor değil mi? Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim. İmandan sonra şu topluluk, Allah kendisine hidayet verdikten sonra nasıl küfre dönüyorlar? Nasıl da küfre kıvrılıyor, eğriliyorlar? Ve şehidu enner rasule hakkun. Ve üstelik onlar elçinin gerçek hak olduğuna da şahitler. Ve câhumul beyinat. Ve hakikatin apaçık delilleri onlara gelmişken nasıl olup da hidayet bulduktan sonra küfre, inkara, daha doğrusu ahlaki olarak nankörlüğe eğriliveriyorlar, dönüveriyorlar? Bunu soruyor Kur'an. Allah kendilerine doğru yolu gösterdikten sonra bir kavim nasıl tekrar inkara yönelir? Nasıl imandan sonra inkara döner? Kur'an bu ayette bu gerçeği dile getiriyor. Ve üstelik Allah'ın kendilerine doğru yol gösterdikten sonra imanı bırakıp da inkara yönelen bu toplum, Resulün, elçinin hak olduğuna da şahitler. Biliyorlar. Özelde Medine Yahudilerini aklınıza getirin. Onlar Resulullah'ın Allah tarafından gönderilmiş olduğunu çeşitli vesilelerle daha o gelmeden öğrenmişlerdi. Biliyorlardı. Ama buna rağmen direndiler. Direnişlerinin tek nedeni vardı. Bizden çıkar, çıkarsa. Adam çıkarsa bizden çıkar. Bizden değilse ağzıyla kuş tutsa işe yaramaz. İşte Yahudice bir mantık. İşte hakikati biz mefhumuna kurban etmek. Hakikati asabiyete kurban etmek diye buna denir. Önce kendinizi kutsallaştıracaksınız. Gerçeğin ölçüsü olarak kendinizi koyacaksınız. Ondan sonra da size uymayan her şeyi reddedeceksiniz. Bu başta hakikate, ondan sonra Allah'a, ondan sonra kendinize ihanet olur. Bu ihaneti yaptıktan sonra artık nankörlük yapmış olursunuz. Gerçeğe karşı en büyük nankörlüğü işlemiş olursunuz. İşte Yahudi mantığının Kur'an'da dile getirilen psikolojik altyapısı budur. Önce hakikatin ölçütü olarak kendinizi koyacaksınız. Kendinize uymayan her şeyin üzerine çizgi çekeceksiniz. Çıkarsa bizden çıkar diyeceksiniz. Sizden çıkmazsa eğer, ferişte olsa üzerini çizeceksiniz. Bu tarihte adına Yahudileşme dediğimiz tüm toplumları kuşatıverecek, tüm toplumları yakalayabilecek bir sosyal hastalık çeşididir. Bir inanç hastalığı biçimidir. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. İşte böyle yapan bir zalim toplumu Allah doğru yola ulaştırmaz. Ulaike cezauhum enne aleyhim. Böyle yapan zalim bir topluluğun, niçin zalim? Çünkü kendi kendisine en büyük kötülüğü yaptı. Aslında bu ayeti şöyle çevirmemiz mümkündür. Allah kendi kendisine kötülük eden bir topluma hidayet etmez. Doğru yolu göstermez. Çünkü buradaki zulüm hiç kuşkusuz Allah'a zulüm değildir. Kur'an açıkça ifade eder ki وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Bize zulmetmediler.
Fakat kendi kendilerine zulmettiler. Onun için zalemu enfusehum formuyla çok sık gelir. Fiil cümlesi olarak kullanıldığında bazen mef'uller yani tümleçler kaldırılabilir. Kur'an'ın eksiltili dilinde eğer mef'hum anlaşılıyorsa, eğer anlam açıksa, muhatap tarafından anlaşılabiliyorsa, mümkün olduğu kadar az kelimeyle çok hakikati anlatmak isteyen Kur'an'ın lisanında eksiltili dil kullanılması açısından bir takım cümlelerde mef'uller gelmeyebilir. Burada da zalemu enfusehum biçiminde anlayacağımız bu ayette zalimin olarak gelebilir. Zalimler. Ama biz anlarız ki kendi kendilerine kötülük edenler, kendi kendilerine zulmedenler. Daha başka ayetlerde, daha başka yerlerde farklı farklı formlarda bunu görüyoruz. Örneğin takva formlarında. Takvallah diye gelebilir. Ama mücerret olarak da gelir. Yani isim tamlaması olarak muzaf muzafın leh olarak gelebileceği gibi muzafın leh kalkarak da gelebilir. Olmadan da gelebilir. Sadece takva olarak geldiğinde biz anlarız ki Allah'a karşı sorumluluk bilinci, Allah'a karşı sorumluluk şuurundan söz ediyor. Sadece takva olarak gelse dahi. Onun için Kur'an'ın dili eksiltili bir dildir. Bu manada bir sonraki ayeti yorumlayacak olursak اُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعَيْنَ İşte bu tiplerin, bu tip toplumların karşılığı nedir? اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ Allah'ın lanetinin, meleklerin lanetinin ve tüm insanlığın lanetinin üzerlerine olmasıdır. Gerçekten çok şiddetli bir ifade. Allah, melekler ve tüm insanlık bunu yapanlara lanet etsin diyor. Allah lanet etsin diyor. Niçin? Çünkü böyle bir mantık, asabiyetçi, ırkçı bir mantık başta Allah'a ihanettir. Hakikati Allah'ın ölçüsü olarak konulmuş olan hakikatin ölçüsü olarak kendisini koymak. İşte bu önce Allah'a hakarettir. Allah'a ihanettir. Çünkü hakikatin ölçütünün Allah tarafından değil de kendiniz tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Ve Allah'ın koyduğu ölçüyü beğenmiyorsunuz. Bu şekilde de hem kendinize zulmediyorsunuz hem hakikate zulmediyorsunuz. Onun için başta Allah'a ihanet ettiğiniz için Allah'ın laneti bunu yapanın üzerine olsun. İkinci olarak görünmez varlıklara ihanet ediyorsunuz. Özellikle Allah'ın hakikati gerçekleştirmek için kullandığı görünmez güçler olan meleklere ihanet ediyorsunuz. Çünkü Allah kendi hakikatlerini onlar eliyle gerçekleştiriyor kimi zaman. Kimi zaman vahiy hakikatini ya da hakikatlerini bildirdiği vahyi melek eliyle indiriyor peygamberler üzerine. İşte onların da laneti bu ihaneti yapanın üzerine olsun. Üçüncü olarak da tüm insanlığın laneti üzerine olsun. Çünkü bir insan hakikatin ölçüsü olarak kendini egosantrik bir düşünceyle, bencil ve ben merkezli bir düşünceyle hakikatin merkezine kendisini yerleştiriyorsa, orada insanlığa da kötü örnek oluyor demektir. Hakikati taşıması gerektiği halde insanlığa hakikati altüst ederek sunuyor demektir. İnsanlığın da laneti üzerine olsun. Kur'an bu bedduayı yapıyor. Lanet, Allah'ın laneti dışlamaktır.
Kelime anlamıyla da böyledir. Allah'ın laneti bir insanı dışlamasıdır. Kulların laneti onu terk edilmişliğe mahkum etmektir. Eğer Allah bir insanı dışlarsa artık onu zelil etmiştir. Eğer Allah bir insanı kendisinden ayırırsa, kendisiyle bir insan arasına engel koyarsa, o insan en büyük belaya çarptırılmış demektir. Çünkü Allahsız kalmak anlamsız kalmaktır. Anlamsız kalanın hayatı anlamsızlaşır. Hayatı anlamsızlaşırsa değil hüznü, değil acısı, sevinci dahi anlamsızlaşır. Onun için Allah'ın bir insana vereceği en büyük ceza, o insanı kendisinden mahrum etmektir. Halidine fiha, o lanetin içinde ebedi kalacaklar. La yukhaffafu anhumul azabu ve lahum yunzarun. Onların pişmanlık azabı hafifletilmeyecek ve ne de onlara süre tanınacak, mühlet verilecek. Onlara mühlet de verilmeyecektir. İllellezine tabu, fakat geri dönen, suçunu anlayan ve özür dileyen, Allah'a gereği gibi özür dileyen, yani tevbe eden kimseler müstesna. Min ba'di zelike, bu suçun ardından Allah'a tevbe edip Allah'tan gereği gibi özür dileyenler işte bunun dışında kalacaklar. Ve aslahu, ve kendini ıslah eden kimseler. Sadece özür dilemekle kalmayacaklar. Özürlerinde samimi iseler eğer, özür dilemelerinde hiç kuşkusuz yaptıkları suçun sonuçlarını giderecekler. Ve ıslah edecekler kendilerini. Düzeltecekler. Fe innallaha gafurur rahim. Onlar iyi bilsinler ki Allah gafurdur. Çok bağışlayandır ve merhamet sahibidir. İnnellezine keferu ba'de imanihim. İman ettikten sonra, imanlarından sonra küfre saplanan kimseler. ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا Sonra da küfürde ileri giden kimselere gelince لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ Kesinlikle onların tevbesi kabul edilmeyecek. Kimlerin? Önce imandan sonra küfre saplanmışlar ve küfre saplanmakla da kalmamışlar. Küfürlerini matah bir malmış gibi daha da ileriye götürüp pazarlamaya başlamışlar. Küfürlerini başkalarına bir bulaşıcı inkar hastalığı olarak bulaştırmaya kalkmışlar. Küfür pazarlamaya kalkmışlar. Bu küfür de ileri gitmektir. Küfrün tezgahtarlığına kalkmak. Küfrün satışına çalışmak. Küfrün süpermarketini açmak. Ve küfür pazarlamak. İşte bu küfürde ileri gitmek. İşte bu küfürde derinleşmek. İşte küfürde derinleşenler için bu azar ve bu itap geliyor. Bunlar için لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ deniliyor. Onların tevbesi kabul edilmeyecek. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ İşte sapıtanlar asıl onlardır. Yani burada adeta ve ulaike humud dallun, hum zamiri ulaike'den sonra adeta tekid olarak gelmiş ama aynı zamanda bir itirazı da dile getiriyor Arap dilinde bu form. Bir karşı çıkışı, yani bir saldırı var, bu saldırıyı geri püskürtmek için bu form kullanılır. Birileri müminlere siz sapıksınız demiş gibi adeta, Kur'an da onlara diyor ki, asıl sapıklar işte onlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ
küfre saplanan ve saplandığı bu küfür içerisinde direnerek ölen kimseye gelince, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِفْتَدَى بِهِ Yeryüzünün tüm hazinelerini verseler bile onların hiçbirinden fidye kabul edilmeyecektir. Yeryüzünün tüm hazinelerini verseler bile onların hiçbirinden fidye, kurtuluş akçesi kabul edilmeyecektir. اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ İşte onlar içindir can yakıcı bir azap, pişmanlık azabı ve وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Onlara yardım eden de bulunmayacaktır. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Kur'an buraya kadar bu pasaj, bu ayette son buldu. Pasaj bitti. Ancak yeni bir pasajın başlangıcı olan bu ayet, bir üstteki pasajla da bağlantılı. Bu ayette, bu pasajın ilk ayetinde hemen olayların sebeplerine geri dönülüyor. Sonuçları zikredildi burada. Böyle bir suçu işleyen insanın akıbeti ne olacak? Sonuçta karşılaşacağı cezadan söz edildi. Ama Kur'an sadece kötü sonucu ifade etmekle kalmıyor. Bu sonuca, bu kötü sonuçtan kurtulmak için neler yapmak gerektiğini de söylüyor. İşte bu pasajın başı, yeni bir pasajın başı böyle bir çözüm teklifiyle geliyor. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوا Sevdiklerinizden harcamadıkça kesinlikle fazilete, erdeme ulaşamazsınız. Erdem nedir diye tanımladığınızda, sorduğunuzda cevap, Kur'an'ın cevabı, erdem kişinin sevdiği şeyden fedakarlık etmesidir diye cevaplıyor Kur'an. Gerçek erdem budur diyor. Çünkü sevmediğiniz şeyi vermeniz erdemlilik değildir. Zaten sevmiyorsunuz. Gözden çıkardığınız bir şeyi bağışlamanız fazilet olabilir mi? Bunu siz de takdir edersiniz. Onun için Kur'an çok hoşunuza gittiği halde fedakarlık yaptığınız, çok beğendiğiniz halde bir başkasına verebildiğiniz, size çok gerekli olduğu halde onu bir başkasına yardım için verdiğiniz şeyleri erdemlilik örneği olarak gösteriyor. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ Ve ardından da aslında yapılacak tüm erdemli davranışların arka planının yani illetinin Allah olması gerektiğini şu cümleyle ifade ediyor. Her ne harcama yaparsanız yapın Allah yoluna, iyi bilin ki Allah onu bilir. Allah ondan haberdardır. Burada şu garantiyi verme gereği duyuyor Kur'an. Siz Allah yoluna veriyorsanız, Allah'ın bunu unutacağını düşünemezsiniz. Acaba hesaba katılıyor mu diye aklınıza getirmemelisiniz. Eğer böyle bir tereddüdünüz varsa zaten veremezsiniz. Fedakarlık yapamazsınız. Fedakarlık yapabilmeniz için öncelikle ve öncelikle Allah'ın verdiğiniz, yaptığınız hiçbir iyiliği zayi etmeyeceğine iman etmeniz gerekiyor. Onun için de Kur'an güzel bir davranışın ölçüsünü koyuyor, bu davranışın illetini,
temelinde yatması gereken inancı da koyuyor ortaya. Bu inanç olmadan böyle bir davranışı yapamazsınız diyor adeta. Yapabilirsiniz. Mümkündür. Ancak bu davranışın mutlak erdem olduğuna dair kimse garanti veremez. Buna bir çarpıcı örnek verebiliriz. Küçük, öksüz ve yetim, sokağa terk edilmiş bir kız çocuğunu yanına alıp da ona bakıp besleyip büyüten bir insana ilk etapta vereceğiniz not yüksek bir nottur. Ahlaki olarak ne büyük bir ahlaki davranış, ne büyük bir fedakarlık diyeceksiniz. Ya bu davranışı gösteren insanın kalbindeki asıl niyetin bu çocuğu büyüteyim ve onu kullanayım gibi iğrenç bir niyet var olduğunu bilirseniz, onu büyüteyim ve onu çirkin emellerime alet edeyim gibi bir niyet taşıdığını öğrendiğinizde hala sizin yargınız aynı olur mu? O halde bu niyeti ömür boyu öğrenemezseniz tam tersi bir not vereceksiniz ona. Bunu öğrendiğiniz zaman verdiğiniz notun 180 derece zıttını vereceksiniz. Ne çirkin bir davranış, ne adice bir davranış diyeceksiniz. Ne adi ve alçakça bir muamele diyeceksiniz. Ama biraz evvel bu niyeti öğrenmeden ne muhteşem bir ahlaki davranış diyordunuz. İşte Allah sizin öğrenemediğiniz o niyetleri bilir. Çünkü kalplerin özünü bilendir. Onun içinde davranışlara gerçek notunu Allah verir. O nedenle davranışları sadece iyi davranışların görüntüsünü, mezahirini, vitrinini düzenlemekle kalmaz ilahi kelam. O davranışların arkasında yatan niyetleri de düzenler. O niyetlere de dikkat çeker. Kullu ta'ami kâne hillen li benî İsrail. İlla ma harrama İsrail ala nefsihi min qabl en tunzala tevra. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine yasakladığı, haram kıldığı yiyecekler dışında İsrail oğullarına tüm yiyecekler helal idi. Bu ayette bir tefsir problemi var. Bu problem ayette geçen İsrail kelimesi. Müfessirlerin çoğunluğu buradaki İsrail'i Yakup peygamber olarak tanımlarlar ve onun lakabı olarak bildirirler. Onun bir başka ismi olarak zikrederler. Fakat bunun çok sahih bir delilini de sunmazlar. Sadece bir açıklama, bir rivayet olarak bunu zikrederler. Belki bunun delillerini İsrailiyattan bulmak mümkündür. Lakin İsrailiyata dayanarak bu kelimeyi sadece Yakup aleyhisselama hasretmek, onunla sınırlandırmak yanlış olur. Abduh ve Reşit Rıza'nın Menar tefsirinde de değindikleri gibi bu İsrail oğullarına işaret ediyor olabilir. Yani İsrail oğulları kendilerine Tevrat inmeden önce yasakladıkları bir takım yiyeceklere ilişkin yasaklardan önce onlara hiçbir şey yasak değildi. Yani Allah onlara bir şey yasaklamadı ama onlar kendi kendilerine yasakladılar anlamına gelir. Kul de ki fe'tu bit-tevrati fetluha in kuntum sadikin. Getirin Tevrat'ı. Eğer doğru söylüyorsanız okuyun hadi. Gösterin delilinizi. Çünkü onlar birçok yiyeceği yasaklamışlardı. Bu yasağın temelinde de şu problem yatıyordu. Gelenek problemi. Geleneklerini din edinmiştiler. İşte atalar dini
adını verdiği Kur'an'ın ve yerdiği durumun bir benzeri bu. Geleneksel olarak bir takım bahanelerle, örneğin tavşan etini kendilerine yasaklamışlardı Yahudiler. Onun içinde Tevrat indikten sonra, Tevrat'ta bu yasaklara ilişkin bir delil görmeyince, geleneksel olarak kendi kendilerine koydukları bu yasaklara bir kılıf buldular. İsrailoğullarının din adamları, atalarının bu yasaklarını sürdürüp, toplumun gözünde kendilerine bir yer edinmek, popülist bir tavırla toplumsal bir konum edinmek için kitaptan, vahiyden delil bulamayınca kendi kendilerine deliller uydurdular. Yasaklar koydular, konulmuş yasakları delillendirmeye kalktılar. Zorladılar vahyi. Bir takım saptırmalarla Allah'ın haram kılmadığı bu şeylere gerekçeler ürettiler. Oysa ki Allah bunları yasak kılmamıştı. Onlar kendine deve etini yasaklamıştılar. Daha başka yiyecekleri de yasaklamışlardı. Ve bu yasakları koymuşlardı. Ama üstelik bunlara birer gerekçe de buldukları halde daha sonra bu yasakları yine kendiler çiğnemişlerdi. Problem samimiyetsizlik problemiydi. Hem Allah'ın koymadığı yasakları koyuyorlar, hem de bu yasaklara uymuyorlardı. Bu yasakları yine ilk çiğneyen kendileri olmuş oluyordu. İşte bu ayet bu tarihsel olguya dikkat çekiyor ve bu ümmeti de bu noktada uyarıyor. Bu konuda da Yahudileşmeyin ey Müslümanlar, ey Muhammed ümmeti diyor. Muhammed ümmeti bu konuda nasıl Yahudileşir? Yine Kur'an'ın, İslam'ın koymadığı bir takım yasaklar söz konusu olur geleneksel olarak. Bir takım şeyleri yemeyiz derler. Hiçbir delili yoktur. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılmak Allah'a yöneltilmiş bir hakarettir. Çünkü helallerin ve haramların sınırlarını yalnızca Allah belirler. Bu noktada eğer bir çevre, bir grup, bir zümre Allah'ın koymadığı yasakları insanlığa dayatmaya kalkıyorsa, burada şöyle bir iddia gündeme geliyor demektir. Bu iddia da Allah'ın yerine bir zümrenin, o yasağı koyan zümrenin kendisini geçirmesi gibi bir iddia. İşte bu noktada Kur'an böyle bir iddiaya karşı insanları uyarıyor. Çünkü böyle bir iddia olmasa dahi buna yol açan bir koku hissedildiğinde eğer engellenmezse bu o seviyede durmuyor. İnsanların başına bela olacak bir noktaya geliyor. Artık o insanlar, o zümre, o kitle başka insanlar için yasak koyma gücünü elinde görünce insanların doğal haklarını kısıtlamaya, insanların doğuştan gelen meşru haklarını gasp etmeye başlıyorlar ve buna da gerekçeler üretiyorlar. Aslında bu bir insan hakkı ihlaline dönüşüyor. Çünkü Allah'ın insanlığın istifadesine, yararına sunduğu bir şeyi insanlıktan nasıl mahrum edersiniz? İnsanın istifadesinden nasıl mahrum edersiniz? Bu noktada kalmayıp bu yasak daha ileri gidebiliyor. İnsanın doğal hak ve hukukuna yönelik bir tecavüze kadar iş varabiliyor. Onun için daha başında böyle bir eğilimin engellenmesi gerekiyordu. İşte burada ima edilen hakikatte bu olsa gerek. فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Allah'a yalan yere iftira edenden فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Kim
Her kim Allah'a bundan böyle min ba'di zalike yalan yere iftira ederse fe ulaike humuz zalimun. İşte onlar kendi kendilerine kötülük edenlerin ta kendileridir. Burada değerli dostlar, yararlı olmayan bir şeyi yasak kılmak, Allah'ın yasaklamadığı, Allah'ın nehyetmediği bir şeyi yasak kılmak, Allah'ın emrettiği bir şeyi veya yasak kıldığı bir şeyi serbest kılmak gibidir. Onun için demişler ki, cahiller dinden iskonto yaparlar, sofular dine zam yaparlar. İkisi de aynı şeydir. Allah'ın yasak kıldığı bir şeyi helal kılmak neyse, Allah'ın helal kıldığı bir şeyi de yasak kılmak aynı şeydir. Neden diyeceksiniz? Yani tamam, Allah'ın yasak kıldığı bir şeyi helal kılmak, onu anladık. Bu gerçekten de çirkin bir şey. Ama helal kıldığı ya da yasak kılmadığı, hakkında hatta bir şey söylemediği bir şeyi yasaklamak neden öbürüne benzesin diye sorabilirsiniz. Ben hemen şu cevabı veririm. Eğer Allah bir şeyi insanlığa yasaklamıyor, hatta o konuda bir hüküm vermiyor, sükut geçiyorsa, onun hikmeti vardır. Öncelikle, yasaklanmamışsa bir şey serbestliğine delildir. Çünkü eşyada asıl olan mübahlıktır. Bir şeyin yaratılmış olması o şeyin cevazının delilidir. Zıttına bir delil olmadıkça, aksine bir delil bulunmadıkça. Bu fıkıh usulünün genel kurallarından biridir. Ancak daha öte bir şey söylemek istiyorum burada. Allah'ın yasaklamadığı bir şeyi yasaklamak ya da Allah'ın sınırını çizdiği bir yasağı daha da genişletip sınırı daha da genele teşmil etmek, bir takım tepkiler, bir takım hastalıkları beraberinde getirir. Siz Allah'ın koyduğu o sınırı insanlar aşmasınlar diye biraz daha kapatmak için iyi niyetle yasağı büyütebilirsiniz. Yasağın sınırlarını daha da genişletebilirsiniz. Ancak bu sefer şöyle bir mahzurla karşılaşabilirsiniz. İnsanın tabiatına müdahale etmek, insanın ihtiyacına müdahale etmek, müdahale ettiğinizden dolayı da makul ve meşru yoldan gideremeyince insanları harama mahkum etmek gibi bir mahzurla karşılaşabilirsiniz. Onun için Allah ne kadar yasaklamışsa o kadar yasaklanır. Allah'tan daha fazla yasaklamaya kalktığınızda hayatın bir yasasına müdahale etmiş olursunuz. Çünkü Allah yarattığını çok iyi bildiği için eğer o manevra alanını kula tanımaması gerekiyorsa Allah var. Allah yeter. Eğer o noktada kula manevra alanı tanımışsa, bir boş alan bırakmışsa bilin ki kulun ona ihtiyacı olabilir. O alan kula bırakılmışsa siz o alanı kuldan Allah adına bile esirgeyemezsiniz. Onun için o alanı eğer kuldan esirgerseniz bu sefer büyük bir kötülük yapmış olursunuz. Meşru alanı kapattığınız için kul gayri meşru alana yönelebilir. Kul sadakallahu fettebi'u millete İbrahim'e hanife. De ki, Allah haklıdır. Kul sadakallah. Allah haklıdır de. Evet, diyoruz hep birlikte. Hiç kuşkumuz yok ki, iman ettik ki Allah haklıdır. Fettebi'u millete İbrahim'e hanife. O halde, İbrahim'in yalnız Hakk'a yönelen İbrahim'in milletine uy.
Görüyorsunuz, Kur'an'ın millet tanımıyla bizim bildiğimiz millet tanımı farklı. O halde Türk milleti ibaresi dil olarak yanlış, %100 yanlış bir ibaredir. İbrahim milleti vardır, Türk kavmi vardır. Kürt milleti, Arap milleti, İngiliz milleti olmaz. İngiliz ırkı, Arap ırkı, Kürt ırkı, Türk ırkı diyebilirsiniz. Kavmi diyebilirsiniz. Ama millet bir inanç sistemine inanan insanlar topluluğudur. Dolayısıyla küfür milleti diyebilirsiniz. Peygamberin hadislerinde ifade edildiği gibi. İslam milleti diyebilirsiniz. Ve daha geniş çerçevede İbrahim milleti diyebilirsiniz. İbrahim milletinden kasıt burada işte en geniş manada tevhid milletidir. Bu manada milliyetçilik de imana mensup olmaktır. Yani bir imana mensup olan insanların içinde bulunmaktır. O mensubiyeti savunmaktır. Onun için görüyorsunuz, kavram kargaşası olduğu zaman hiçbir şey üzerinde doğru bir tartışma yapamıyorsunuz. Çünkü daha kavramları doğru kullanmıyorsunuz. Kavramlar düşüncenin temelleridir. Temeli doğru atmayınca üzerine yükselttiğiniz bina da doğal olarak yanlış yükselmektedir. Onun için öncelikle kavramları doğru koymak ya da konuldukları gibi kullanmak gerekiyor. Millet Kur'ani bir kavramdır. Millet kavramı İslami bir kavramdır. Ve millet kavramını koyan Kur'an onun anlamını da tespit etmiştir. Bu anlama aykırı bir manaya bu kavramı kullanamazsınız. Kullanıyorsanız kavramı tahrif ediyorsunuz. İşte bu aslında Kur'an'ı tahrif etmek anlamına gelir bir açıdan. Aslında Yahudilerin tahriflerinden biri de buydu. Kavramları tahrif etmek. Kavramları yerinden oynatmak. يُحَرِّفُونَ الْكِلَمْ عَنْ مَوَادِعِهِ diyor Kur'an. Kelimeleri yerlerinden etmek, konumlarını değiştirmek kelimelerin, kavramları bozmak. Kur'an aynen böyle kullanıyor cümleyi. Onun için de ben bunu bir kavram tahrifi olarak görüyor ve Kur'an'a, Kur'an'ın kavramına yapılmış bir hakaret olarak telakki ediyorum. قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ De ki, Allah haklıdır. فَتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرَٰهِيمَ حَن۪يفًا O halde, İbrahim'in yalnız hakla, yalnız hak olan, yalnız hakka yönelik olan milletine uy. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ O kesinlikle Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlardan değildi. Kur'an tarihte bir prototip, hatta arketip gösteriyor. Yani üzerinde birleşilmesi için semboller gösteriyor. Sembol isimler ve sembol mekanlar. Tüm insanlığa, tevhidi benimseyen herkese eğer diyor üzerinde birleşecekseniz hadi size semboller göstereyim. O sembollerin insan olarak birincisi Hazreti İbrahim'dir. Onu gösterdi Kur'an. Şimdi de sembol bir mekan gösteriyor. Üzerinde birleşilecek yeryüzünün sembolik merkezi. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bibekkete mubâraken ve huden lil alemîn. Yeryüzünde insanlık için ilk defa inşa edilen mabet Bekke'deki mübarek, bereketli olan ve bütün toplumlar için hidayet merkezi olan mabettir. Bekke, Mekke'nin eskiden kullanılan isimlerinden biridir. Onun için
Hatta Mekke'den galat olarak bazı Arapçanın bazı diyalektlerinde ya da arkaik Arapçada, Aramca'da kullanılan Mekke'nin karşılığı olduğu da söylenir. Her halükarda Mekke'ye tekabül eder. Burada biraz önce söylediğim gibi İbrahim peygamberi insanlık içerisinde üzerinde ittifak edilecek bir isim olarak gösteren Kur'an, Mekke'yi de yani İbrahim'in yaptığı o mabedin bulunduğu kenti de insanlığın sembolik merkezi olarak göstermekte. Ve eğer ciddi iseniz demekte İbrahim'e bağlılıkta. Çünkü Yahudiler de, müşrikler de, Hristiyanlar da kendilerini İbrahim'e bağlı olmakla tanıtıyorlar. Ve İbrahim'den gelmekle iftihar ediyorlar, övünüyorlar. Kur'an'da hemen o noktada onlara meydan okuyor. Eğer ciddi ve samimiyseniz diyor, hadi buyurun. İbrahim ismi üzerinde birleşmeye ne dersiniz? Tabii ki İbrahim'in yaptığı Kabe'nin etrafında birleşmeye ne dersiniz? Tabii samimi olmayanların samimiyetsizliği hemen ortaya çıkıyor. Adeta suçüstü yakalanıyorlar. Fihi ayatun beyinatun makamu İbrahim. Onda belirgin işaretler vardır. Orası İbrahim'in makamıdır. Ki Mekke İbrahim'in makamı idi. Buradaki İbrahim'in makamı ibaresi bugün Kabe'nin avlusunda bulunan taşa verilmektedir. Ama gerçekte bu ayette ifade edilen İbrahim makamından kasıt Allahu Alem o taş değildir. Olamaz da. O taş Hazreti İbrahim'den kalan bir hatıra olduğu söylenen ve Hazreti İbrahim'in Kabe'yi yaparken iskele olarak kullandığı ifade edilen bir tarihi hatıradır. Ve saklanmaktadır bugün Kabe'nin avlusunda. Hatta Hac Risalesi isimli kitabımın arkasına da bu konuyla ilgili ayetlerin tefsiri babında aldığım o geniş açıklamalarda görüleceği gibi o taş bir dönem Kabe'nin duvarına bitişik imiş. Ancak bir rivayette Resulullah, zayıf bir rivayette ama güçlü bir rivayette Hazreti Ömer, insanların namaz kılarken o taşın önünde bulunmasını istemediği için o taşı Kabe'nin duvarından ayırıp daha geriye tavafın dışına çıkartıyorlar. Ama bugün bu taş tavafın tamamen içinde kalmakla ölümlere kadar varan büyük ıstıraplara sebep oluyor. Bu taşın arkasında namaz kılacağız diye direten bazı insanlar maalesef tavafı kesiyorlar, hatta ölümlere neden oluyorlar. Hazreti Ömer'in Kabe'ye bitişikken bir parça tavafın ve namaz saflarının arkasına aldığı bu taşı kesin çözüm olarak sanırım bulunduğu yerden kaldırıp şimdi tamamen hac zamanlarında o avlusu olduğu gibi tavaf eden kişilerle insanlarla dolu olan Kabe'nin avlusunun en dışına taşımak, Hazreti Ömer'in yaptığı şeyi aynen yapmak ve aynı zamanda da bu konuda kesin bir çözüm olacağı düşüncesindeyim. Kabe'ye gidenler, hacca gidenler bilirler. Orada yaşanan ıstırap ve orada bazen sakat kalan, bazen ölümlere kadar varan o büyük kargaşaya sebep olmaktan da ancak böyle kurtulunabilir. Çünkü İslam'da esas olan insandır. Bu taşın önünde namaz kılmayı büyük bir ibadet olarak gören cahil ve saf insanlar, oradaki insanların hem hac ibadetlerinin farzı olan farz tavaflarına engel olmakta, bu taşın arkasında kılınan nafile namaz bir farza engel olmakta,
hem de korunması farzın da farzı ve dinin maksadı olan can emniyetini zedelemekte. O halde bu konuda cidden yeni bir içtihada, yeni bir uygulamaya çok ciddi ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle bunları da zikretmiş olayım. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا Oraya giren herkes emin olur. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Ve ona ulaşmaya gücü yeten her insanın mabedi hac etmesi Allah'a karşı sorumlu oldukları bir yükümlülüktür. Dikkatinizi çekerim. Ona ulaşmaya gücü yeten her insanın mabedi hac etmesi onun Allah'a karşı sorumlu olduğu bir yükümlülüktür. Ayet açık. Men istata'a ileyhi sebila. Ona ulaşmaya güç yetiren herkese bir sorumluluk. Oysa bugün resmi dini kurumların yazdıkları kitaplarda dahi hac farzı zenginlik şartına endekslenmiş. Bu yanlış. Kur'an öyle demiyor. Kur'an bir yol bulabilene, ona ulaşmaya herhangi bir yol bulabilene diyor. Bugün 3-4 bin doları olmadığı halde bir yol bulabilen birçok insan olduğu gibi birden fazla da yol var. O halde bu insanlara hac farz değil mi diyeceğiz? Veya haccın farziyetini hazırda 4000 doları olan bir insan olarak mı tanımlayacağız? Yani binlerce doları olan insana mı farz diyeceğiz? Böyle bir bakış açısı bu ayetle ne kadar çakışır? Kaldı ki Maliki imamları arasında da haccın farziyetini zenginliğe değil, bir imkan, oraya ulaşacak herhangi bir yol bulabilme ya dikkat çeken alimler vardır. Demek ki ayetin sadece zenginlere haccı farz kılmadığı, aslında bir yol bulabilme imkanı olan herkese bu vecibenin boynuna bir borç olduğu hatırlatılıyor. Onun için bence insanlara yeniden tanımlamak lazım haccın farziyetini. Ve bu ayetten yola çıkarak zengin olmak, binlerce doları olmak değil, bir yol bulabilmeyi temel şart olarak koymak lazım. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ Kim de inkar ederse bu gerçeği ya da İbrahim'in bıraktığı bu hatırayı, muvahhid insanların merkezi olma teklifini kim geri çevirirse, Allah'ın bu merkez teklifini kim geri çevirirse, iyi bilsin ki Allah hiçbir varlığa muhtaç değildir. Kul Ya ehlel kitap, de ki ey kitap ehli, lime tekfurune bi ayatillah, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz, Allah'ın belgelerini, ki Kabe Allah'ın bir ayetidir. Mekke Allah'ın bu anlamda bir ayetidir. İbrahim ve onun bıraktığı miras Allah'ın bir ayetidir. Bütün ayet deyince bütün bunları da içine katmak gerekiyor. Niçin bütün bu belgeleri inkar ediyorsunuz? Vallahu şehidun ala ma ta'malun. İyi bilin ki Allah yaptığınız her bir şeye şahit olmaktadır. Kul de ki ya ehlel kitab, ey kitap ehli, lime tesudduna an sebilillah, niçin Allah'ın yolundan çevirmeye kalkıyorsunuz? Men amene, iman eden kimseleri Allah'ın yolundan döndürmeye çabalıyorsunuz. Tebğûneha ivece, onu eğri göstermeye çalışarak, niçin Allah'ın yolundan
iman eden insanları çevirmeye çalışıyorsunuz. Ve entum şuhada. Üstelik siz doğru olduğunu, onun doğru yol olduğuna bizzat şahitsiniz. Bu çok önemli. Yahudileşme alameti bu. Doğru olduğunu bile bile onu eğri göstermeye çalışmak. İşte Yahudileşme. Bunu her kim yapıyorsa, hangi çağda yapıyorsa, kendisini hangi dine mensup addederse addetsin, o Yahudileşmiştir. Doğru bildiği halde, doğru olduğunu bildiği halde bile bile onu eğri göstermeye çalışmak. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ İyi bilin ki Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman ettiğini iddia edenler! اِنْ تُطِيعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ Kendisine kitap verilenlerden bir kısmına uyarsanız eğer yerdukum ba'de imanikum kafirin sizi iman ettikten sonra küfre çevirirler. Ve keyfe tekfurun o halde nasıl küfrediyorsunuz ve entum tutla aleykum ayatullah siz Allah'ın ayetleri size okunup dururken وَف۪يكُمْ رَسُولُ Ve Allah'ın elçisi de aranızda yaşarken nasıl olur da inkar edersiniz? Kur'an soruyor. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Fakat Allah'a sımsıkı yapışan kimse dosdoğru yola yönlendirilir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler, iman iddianızda samimiyseniz eğer, ittekullah, Allah'a karşı sorumluluğunuzun gereğini hakka tukati, hakkıyla yerine getirin. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Bu ibareye dikkat. Ölüm size gelip çatmadan önce ona kendinizi kayıtsız şartsız teslim etmeye bakın. Yani Allah'a kendinizi kayıtsız şartsız teslim etmeden ölümün sizi gelip bulmasına izin vermeyin. Evet, ölüm nasıl olsa sizi bulacak. O halde ölüm gelmeden önce siz kendinizi Allah'a kayıtsız şartsız teslim etmeye bakın. Allah'a kayıtsız şartsız teslim ettikten sonra ölüm gelsin. Ölüm ne yapabilir ki size eğer Allah'a teslim olmuşsanız siz? Evet, ölüm ne yapsın bize? Neylesin bize ölüm? Ölümsüzlüğü tattık. Ne yapsın bize ölüm? Ölüm bize ne uzak, ne yakın bize ölüm? Ölümsüzlüğü tattık. Ne yapsın bize ölüm diyor ya şair. Onun gibi. Eğer Allah'a yakın olursanız, Allah'ı yüreğinize tecellisini konuk ederseniz, eğer varlığınızı Allah'a teslim etmişseniz, siz ölümsüzlüğü tatmışsınız. Ölüm neylesin size artık? O zaman gül yüzlü güzel ölüm olur. Ve dersiniz ki, gül yüzlü güzel ölüm, seni bin kez ölürüm. Öyle dersiniz. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı hep beraber sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا Birbirinizden ayrılmayın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Hatırlayın Allah'ın üzerinizdeki nimetini. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Hani siz Medinelilere, özelde bu ayetin ilk muhatabı olan müminlere söylüyor bunu. Hani siz düşman idiniz de Allah kalplerinizin arasını uzlaştırdı.
فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا Ve Allah'ın nimeti sayesinde siz kardeşler oldunuz. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Ve siz ateşten bir çukurun kenarındaydınız. فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Allah sizi oradan kurtardı. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ İşte Allah size ayetlerini, hakikatin açık belgeleri olan ayetlerini böyle ayrıntılarıyla anlatıyor ki لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Belki hidayeti bulur, doğru yola ulaşırsınız diye. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Ola ki içinizden bir ümmet çıkar da hayra çağırır. İşte Allah ayetlerini biraz da bunun için hatırlatıyor. Niçin yaptı Allah? Sizin kalplerinizin arasını uzlaştırdı. Çünkü وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Ola ki içinizden bir ümmet çıkar da hayra çağırır. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ İyi, güzel ve doğru olan her şeyi emreder. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Kötü, çirkin ve yanlış olan her şeyi de yasaklar ve nehyeder. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte asıl kurtulmuş olanlar, asıl saadette olanlar onlardır. Burada sevgili dostlar, yukarıdaki ayette وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılın dedi. Orada ümmetin ne üzerinde birleşmesi gerektiğini söyledi. Ki vahdete dikkat çekti. Vahdet sosyal tevhiddir. Vahdetin zıttı, birliğin zıttı tefrikadır. O da sosyal şirktir. Orada vahdete dikkat çekti ve hemen insan şunu düşünmeye başlar. Kur'an'ın çizdiği bu vahdet tablosunda hiç mi aykırı ses olmayacak, hiç mi muhalefet olmayacak? Herkes aynı planyadan çıkmış gibi mi olacak? İşte şimdi adeta ona cevap veriyor. Muhalefet de olacak diyor. Muhalefette vel tekum minkum ummetun 104. ayet İslam'da muhalefetin nasıl olması gerektiğinin özetini veriyor. Muhalefet olacak. Ancak muhalefetin görevi hayra çağırmak. Muhalefetin görevi emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmak olacak. Muvahhid bir toplumda muhalefet vardır. Ama muhalefetin rolü emri bil maruf nehyi anil münkerdir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Kendilerine hakikatin apaçık belgeleri geldikten sonra parçalanıp birbirine düşen kimseler gibi olmayın. وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ İşte can yakıcı büyük azap bu tür kimseler içindir. Burada yasaklanan hakikat üzerinde bir tartışmadır. Dikkatinizi çekelim. Hakikat üzerinde tartışma. O yasaktır. Hakikati parçalama sonucunu doğurabilir hakikat üzerindeki tartışma. Parçalanan hakikat, hakikat olmaktan çıkar. Hakikatin bir parçasını bir grup, öbür parçasını bir grup aldığı zaman ortada hakikat kalmaz. Çünkü hakikat parçalanmıştır. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Her hizip elindeki parçayla övünüp durmaya başlar. Tekkeciler, İslam'ı bir insana benzetirseniz İslam insanının yüreğini alır götürür. Medreseciler, İslam'ı insana benzetirseniz bu insanın kafasını alır götürür. Kışlacılar, bu insanın bileğini alır götürür. İnsan parçalanmış olur. Parçalanan hakikat ise hakikat olmaktan çıkar. Oysa ki İslam, Kur'an'ın getirdiği İslam, hakikati bir bütün halinde tutmamızı emreder. İşte bu ayette emredilen de budur. يَوْمَ تَبْيَطُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Bazı yüzler, o gün bazı yüzler ağarır. وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Bazıları da kararır. İşte o günde
فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzü kara çıkanlara denilecek ki, اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Siz iman ettikten sonra küfre mi saptınız? Evet, hakikati parçalamakla, hakikate zulmetmekle küfre sapmak eş anlamlı tutuluyor ayette. Ve onlara soruluyor. Allah sizi imana erdirdikten sonra siz size gelen hakikati böldünüz. İşinize gelenleri aldınız, işinize gelmeyeni atmakla küfre mi saptınız? فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Küfretmenizden dolayı hadi tadın azabı denilecek. Burada hakikat üzerinde ayrılığa düşmek imandan sonra küfür olarak nitelendiriliyor. Yani hakikate ihanet ve nankörlük olarak nitelendiriliyor. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ بْيَطَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ Fakat yüzü ağaranlara gelince onlar Allah'ın rahmetine dalacaklar. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ve o rahmette ebediyen kalacaklar. تِلْكَ اَيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ İşte yukarıdan beri hakikate karşı insanların davranışlarını, toplumsal, bireysel davranışlarını izah eden, yukarıdan beri okunan bu ayetler, aslında netluha aleyke bil hak. Bunlar Allah'ın mesajlarıdır, bunları sana hakkıyla bildiriyoruz. Bu netluha aleyke bil hak ibaresi, hem Kur'an kıssalarının tarihsel gerçekliğine bir atıf anlamına gelir. Yani Kur'an kıssaları anlatıldıktan sonra böyle bir ibare geliyorsa biz bu ibareyi bir, bu kıssayı o insanlar biliyordu. İki, yanlış biliyordu. Üç, doğrusu budur şeklinde anlarız. İkincisi ise iyilik ve kötülüğün hakkı olan karşılığı işte bu şekilde bildiriliyor. Yani iyiliğin cezası, kötülüğün cezası Kur'an'da işte böylece bildiriyor ki Zemahşeri Alusi Şevkani'nin tercihi bu yönde. وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَم۪ينَ Allah mahlukata zulmetmeyi istemez. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde olan her bir şey Allah'a aittir. Ve ilallahi turca'ul umur. Ve tüm iş ve oluş sonunda Allah'a döner. Pasaj kapanırken Allah'ın kozmik kudretine dikkatimiz çekildi. Ve tüm oluşun, tüm işin, tüm varlığın en sonunda Allah'a döneceği vurgulandı. Biz Rabbimizden ak yüzlüler arasında kendisine dönenlerin içine katmasını niyaz ediyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.